Merhaba gençler. LGS'ye yaklaşırken az kaldı. Tabii bu az kalma işi sizin psikolojiniz üzerinde büyük etki yapıyor. Mutsuzluk yaşamanıza neden oluyor. Malum bu atmosfer normal bir atmosfer. Yani sınav yaklaşıyor ve psikolojik olarak zordasınız. Çünkü ailenizin beklentileri var. Toplumun beklentileri var. Kendi beklentileriniz var. Ama bu beklentiler bu şekilde olacak diye bu bitmeyecek anlamı gelmiyor. Yani bu sınav gelecek ve bitecek ve kurtulacaksın. Yani bir tatil atmosferine gireceksin. Bu tatil atmosferinde kendine diyeceksin ki bitti, bu muydu? Ve bu psikolojik olarak zor bir süreç olduğu için şunu bilmenizi istiyorum. Bunu herkes yaşıyor. Yani şu anda Türkiye'de 1 milyon 700 bin öğrenci var. 8. sınıf yaklaşık tahmini. Ve bunlar herkes yaşıyor. Bu stres herkeste var. Ve bu stresi yaşarken kendinizde hep şunları söylüyorsunuz. Keşke, keşke, keşke şöyle yapsaydım. Ocak ayında keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım. Sen geçmişe dönüp de hiçbir şeyi düzeltemezsin. Bu keşkeleri bir kenara bırak. Ve şunu unutma. Yani sen 8 ay önceki sen değilsin. Bir bilgi birikimin var. Bu bilgi birikimin seni bir yerlere taşıyacak. Yani sıfırda değilsin. Ki içinde şöyle bir his uyanabilir. Ya ben hiçbir şey yapamayacağım falan filan. Yok, öyle değilsin sen. Yani konulara hakimsin, biliyorsun ve öyle bir atmosfer oluşuyor ki okul ortamıyla, arkadaş ortamıyla ne diyorsun kendi kendine? Ya zor mu soracaklar? Ya zor soracaklarsa herkese zor soracaklar. Sadece sana mı zor soracaklar? Yani bu bir eleme sınavı. İlk %10'u alacaklarsa eğer sen de amacın %10'a girmek. Bu kadar net. Ya, o yüzden yani zor mu sorarlar, kolay mı sorarlar? Önceki sınav sisteminde çok kolay soruyorlardı bu soruları. Tabii ki de herkes yani full'e yakın yapman lazımdı başarılı olman için. Şimdi full inşallah yaparsınız ama yapamasan bile tabii ki de bu seni başarıya götürebilir, istediğin yere götürebilir. Yani siz kötü bir sınav öncesi geçirdim diyebilirsin ve keşkelerin olabilir. Bu inan herkeste var, bu kaygı herkeste var. Bu kaygıyı bir şekilde atlatacaksın. Burada en önemli şey şu, geleceği hayal etme. Yani ben şunu mu kazanacağım, şunu mu yapacağım deme. Ya da keşkeleri bir kenar bırak. Ya keşkelerle bir yola varamazsın. O yüzden bu son viraja girerken keşkeleri ve gelecekteki planlamalarını bir kenara bırak. Çünkü son virajdayız. Son virajda bunları bir kenara bırak. Ve emin ol, beklendiğinden daha iyi şey netler yapacağın bir sınav geçecek. Bazı derslerde hiç ummadığın kadar yükseleceksin. O yüzden belki bir iki tane daha fazla yaparak istediğin yere gideceksin ve beklentinden iyi geçeceğine inanıyorum. Yani bu sınav bu şekilde olacak. Çünkü zaten konu belli. Konu kısıtlaması oldu. Bu kısıtlamayla beraber tabii ki de soracakları yer belli. O yüzden zor bir sınav, çok zor bir sınav olacağını düşünmüyorum. Zaten örnek soruları falan baktıysan ve geçen seneki soruları da incelersen ya çok zor bir sınav olmayacağı kanaatindeyim. O yüzden keşkelere bir kenar bırak. Bu gelip geçecek ve bitecek. Bu kadar net. Yani sen cumartesi günü ne yapacağına bağlı. Sınav günü ne yapacağına bağlı. O yüzden sınav öncesinde kesinlikle bu düşünceleri, kötü düşünceleri herkesin yaşadığını düşünerek bir kenar bırakmaya çalış. İçin rahat olsun. Ve zaman nasıl geçiyor? 8 ay önce, 9 ay önce, 5 ay önce nasıldı? Şimdi hemen geldi. Gelecek de gelecek. Her şey gelecek ve bitecek. O yüzden için rahat olsun. Sınav öncesindeki size tavsiyem Perşembe günü sabah ya da akşam kesinlikle bu ders çalışma işini bir kenar bırak. Denemeyi bir kenar bırak ve için rahat, rahat, rahatla. Ama Perşembe gününe kadar bu deneme yap. Denemeyi de normal sınav ortamındaymış gibi. Yani ev ortamında sınav ortamını hazırla. Saatler dahil ona uydur. Yani 9'da başlıyorsa sen de 9'da başla. Ondan sonra bir ara ne kadarsa sen de o kadar ara ver. Her şeye dikkat et. Yapamadığın sorular olabilir. Deneme belki hiç gerçek sınav niteliğinde olmayabilir. Bu senin moralini bozmasın ama yapamadığın soru olursa öğretmenlerle iletişime geç ve eksikleri kapat. Ancak bu seni çok da kafanı yormasın. Yani ben bu soruyu nasıl yapamadım deme. Bu şekilde onu hallet, nasıl yapıldığına bak, öğren, öğretmenlerinden bilgi al ama bitir.
Yani kafanda bitir o işi. Uyku düzeninize dikkat edin. Bu çok önemli. Uyku düzeni niye önemli? Sen çünkü o gün sabah erken kalkacaksın. Belki cuma günü akşam yatarken biraz sıkıntı yaşayabilirsin. İşte bunu yaşamaman için, rahat bir uyku çekebilmen için, psikolojik olarak dahil, ne yapman lazım? Sanki okul düzenimiş gibi sen de bir ne yapacaksın? Uyku düzenine dikkat et. Yani eğer geç saatlere kadar elinde telefonla vik 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 oynama. Kes. Onu at gitsin, bilgisayara hiç bakma. Size tavsiyem kesinlikle sosyal medyadan, televizyondan mümkün olduğu kadar az dur. Yani o ortamlar biraz seni gerir. Yani kafan dağılmasına neden olabilir, ancak seni mutsuz da edebilir. Çünkü algıda seçicilik, sen genelde neye bakacaksın? LGS ile alakalı haberlere, LGS ile alakalı paylaşımlara bakarken bu seni mutsuz edecek, gerecek. O yüzden sosyal medyadan birazcık uzak dur. Televizyonunu çok fazla izleme, ondan da uzak dur. Kendi kafanı, yani zihnini yoracak şeylerden uzak dur. Bedenini de yorma. Yani zaten çok da yoracak bir ortam yok bu korona günlerinde, ama için rahat olsun. Ve kendini negatif, etrafa negatif enerji saçan, senin moralini bozan, yani seni rahatsız eden, karamsarlığa iten kişilerden uzak dur. Konuşma onlarla. Yani bu mümkün olduğu kadar arkadaşlar tarafından olabiliyor. Yani arkadaşlarına çok fazla iletişime geçersen eğer, onlar ne yapıyor? Nasıl olacak? Nasıl gireceğiz? Ne olacak falan. Bu düşünceler seni mahvedecek. Ya, ve sınav günü de aynı şekilde. Yani gününde okuluna gittiğin zaman, sınava gireceğin okula gittiğin zaman ve iki sınav arasındaki o mesafe, sürede de mümkün olduğu kadar arkadaşlarından uzak dur, konuşma. Yani kişilerle konuşma, sınav hakkında konuşma, en azından konuşacaksan da zaten sosyal mesafeye dikkat edeceksin. Ve özellikle iki sınav arasında kişilerden uzak kal. Konuşacaksan da başka şeylerden konuş. Örneğin Galatasaray'dan konuş. Yani konuşulacak bir takım varsa Galatasaray, ya da Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan konuş. Yani Sivasspor'dan konuş, Ankaragücü'nden konuş. O yüzden bunlardan uzak dur. Ya futboldan mı konuş? Başka şeylerden bahset. Sorular hakkında konuşma. İki sınav arasından bahsediyorum. O yüzden sınav bittikten sonra zaten Allah ne verdiyse, ne istersen konuş. Sınav öncesinde ne dedik? Uyku düzeninize dikkat ediyoruz. Erken yatıp erken kalkmaya çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde bir fiil. Kendimizi yormuyoruz. Sosyal medyadan uzak duruyoruz. Mümkün olduğu kadar internetten uzak duruyoruz. İçiniz rahat olsun. Bu gelip geçecek diyoruz. Ve sınav anında ne yapıyoruz? Şimdi sınav anında salona zaten herkesle beraber gireceksin, ama çok 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 erkenden okuluna gitme. Yani yarım saat önce okulunda olacak şekilde kendini planla, ulaşımını ona göre ayarla. Zaten görevliler seni sınıfa alacaklar ve bu şekilde yavaş yavaş kitapçıklar da alacak ve sorular yavaş başlayacak, sınav bitecek, ara girecek. O yüzden erken varma, çok da geç kalma. Ve sınav anında özellikle ilk oturum ve ikinci oturum ayrı ayrı bakmadan da söyleyebiliriz. Yetişecek. Yani şöyle bir kaygın olmasın içinde, yetişir mi, yetişir mi? Ya önündeki tabağa kastım şu. Kitapçığını açtın, birinci sorudasın. Birinci sorudayken hemen 10. soruyu hayal etme. Ya da 10. sorudasın, geçmişte kalan 7. soruyu nasıl yaptım, yapabildim mi acaba? Bu düşünceleri bir kenara bırak. Yani önünde bir tane tabak var, o tabakta dolma var. Dolma yiyeceksin. Kafanda revani var, revaniyi kesiyorsun. Ya ben o revaniyi yesem mi acaba diyorsun. Ya dolmanı bir ye hele. Dolmanı ye, sonra makarnanı yersin, en son revaniyi yersin, tatlıyı yersin. Ama sırayla. Yani şunu unutma. Örneğin Türkçe'de 3. soruya geldin. Bu 3. soruda biraz zorlandın diyelim. İnat etme. Atla geç. Ya geç. 4. soruya geç. 4. soruya geçtiğin zaman 3. soruyu unut. Sanki 4. soruya geçtiğin zaman yeni bir soru, ilk soru, tek soru, bir soru, o 4. soru. O soruyu çözeceksin ve bitti. Sınav bitti. Öyle düşün. O soruyu o şekilde çöz. O soru bitti mi? Hemen diğer soruya geçince ne yapıyorsun? Sanki yeni oturduğun, tek soru sordular sana ve o soruyu çözeceksin. O soruyu çözdüğün zaman zaten o iş bitecek. Böyle düşün. Yani her soru altın gol değerinde, ama o soru yapamazsan da inatlaşma, at gitsin. Ve geri döneceksin zaten. Sürede sıkıntı yaşamayacaksın. Eğer sürede sıkıntı yaşayacağını düşünürsen ve bunu kaygılanmaya başlarsan kendi içine diyeceksin ki yetişmeyecek ve okuduğun soruları
okumayacaksın. Yani dolmanın tadına varamayacaksın. O dolmanın içindeki böyle muhteşem baharatların hazzına varamayacağın için o soruları nasıl çözdün, ne zaman çözdün, çözdün mü, çözmedin mi? Bir bakmışsın sınav bitmiş ama sen sorular hakkında hiçbir fikrin yok. O yüzden yapacağın çok basit, çok önemli sınav anı. Sorular altın değerinde ve o altını alacaksın. Alamıyorsan at gitsin. Ama o altını alacaksın. Örneğin Türkçe bitti. Türkçeyi unut. Unut. Aynı kitapçıda ama unut. Geçtin sosyale ya da hangisi sıradaysa. Ona geçtin, o soruyu çöz. Birinci soruyu çöz. O soruyu çözdün ya ya da çözemedin, fark etmez. İkinci soruya geçtin, işte o soru senin için altın değerinde soru. O soruyu çöz. O soruya odaklan. Ya bu süreç birazcık bir zihinsel olarak kendini yoracak ama hafta içerisinde yapacağın denemelerde de bunu tekrarlarsan eğer hızlı bir şekilde nasıl kolay, nasıl netlerini attığını göreceksin. Ve her soruyu altın değerinde düşünürsen eğer bir yap, deneme yap. Böyle bu şekilde bir deneme yap. Kendini net bir ver, tam olarak bir ver. Bakacaksın ki anam netlerim nasıl arttı. Ve sınavda da o ciddiyetle yapacaksın ve denemelerinden daha yüksek yapacaksın. Bu kesin. Yani bu analiz olarak ortada. Herkes bu şekilde yapıyor. Bunu yapamayan zaten yapamıyor. Yoksa herkes çalışıyor. Yani konu hakkında bilgin var. Ama o soruya dikkat et. O soru. Hangi sorudaysan o soru önemli. Yapamazsan eğer zaten geri döneceksin. Ya yani turlama taktiği yapacaksın. Yani yapamadığın, anlamadığın bir şey olursa hemen atlayacaksın. Yapamadığın, anlamadığın olursa hemen inatlaşma soruyla. Anlamıyor olabilirsin. O anda anlamıyor, o anda düşünemiyor olabilirsin. Önceki soruların etkisinde kalmış olabilirsin ki kalmamaya çalışacaksın. Yani önceki soruları bitirdiğin anda kapat. Mesela soruyu yapamadın, atla. Onu unut. Yok, hayatına öyle bir şey girmedi. Uzay boşluğundasın, başka bir soruyla karşı karşıyasın. Yani sınav anında bir de etrafındaki cam kenarında mıyım, önümde hoca mı var, en arkada mıyım, ortada mıyım, en önde miyim, bunları unut. Yani sana kitapçık verildiği anda uzay boşluğuna çık, kitapçınla beraber, kimse yok etrafında, tek başınasın, sakin, muhteşem bir ortam. O şekilde sakin bir ortam olarak hayal et. Etrafındaki gürültüyü, şunu bunu olmayacak, olmayacak. Ama sen bunları takabilirsin, takma, düşünme, boş ver. Yani insan sınava giriyor, dışarıda trafik kazası oluyor. O ses ona gidiyor, kulak orada. Yapma. Olmayacak. Olsa bile sen onları duymayacaksın. Ve kodlamaya dikkat, en önemlisi. Yani kodlama sayfa sayfa yapan var, ders ders kodlama yapan var. Ders ders yapmak bazıları için kolay, bence de kolay, güzel bir yöntem. Yani her soruyu tek çöz, kodla, tek çöz, kodla. Bu birazcık belki seni zamandan çeldirebilir. Ama kodlamaya dikkat. Yani kendini kodlarken dikkat edeceğim diye düşün. Yani bu zaten kendi dikkatini oluşturduğun anda orada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kimse de yaşamıyor, yaşamayacaksın da. Yani her oturumda dediğimiz gibi yapamadığın soruyu atla geç. Atla geç, geri döneceksin. Geri döndüğünde yapacaksın. Yapamıyorsan bir daha atla. Bir daha atla, yine turla. Bu şekilde sınavla alakalı, dediğimiz gibi sınav soru ikisi oturum arasında arkadaşlarınla çok fazla iletişim kurmuyorsun, konuşmayacaksın. Bahsetme, boş ver. Biten şey hakkında bahsetme. Biten şey hakkında bahsedince ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. O yüzden için rahat olsun. Sınavlı ya da sınavsız herkes seni seviyor. Yani sen bebekken ailen seni seviyordu. Bu çocuk ileride LGS'ye girecek diye sevmediler seni. Ya da bu çocuk ileride üniversite sınavına girecek diye sevmediler. Ya da bu şekilde sevmemezlik yapmazlar başarısız olursan. O yüzden için rahat olsun. Kariyer planlamanda bu sınav LGS için söylüyorum. Önemli ama çok 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 da böyle hayatının merkezinde olacak bir şey değil. Kariyer planlaman için söylüyorum. Çünkü sen gittiğin yer nere olursa olsun orası sana değer katmayacak. Gittiğin yer sana değer katmayacak. Sen oraya değer katacaksın. Yani sen orada ne yaptığına bakacaksın. O yüzden lise hayatına geçtiğin zaman hangi okulda olursa ol, hangi lisede olursan ol, o lisede ne yapacağın önemli. Yani lise hayatın sana bağlı. Hangi lise olursa olsun. O yüzden gittiğin yere sen değer katacaksın. Ve
Kariyer planlamanda lise hayatın çok 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 önemli. O yüzden o 4 yıl, lisedeki 4 yıl artık senin kariyerini belirleyecek. 4 yıl olacak. Ama gittiğin yer sana göre kötü bir yer olma ihtimali olursa da bu inan hayatının böyle %100 değiştirecek bir durum değil. O yüzden için rahat olsun. Gideceğin yer güzel olacak ve beklentilerinden daha güzel bir sınav geçireceğine inanıyorum. Yani bunu canı gönülden inanıyorum. Yeter ki bu söylediklerim hızlı bir şekilde söylediklerimi bir daha dinle. Daha iyi anlayacaksın beni sınavdan sonra. Sınavdan sonra. Sınav bitecek ve doğayla baş başa kalacaksın. Ya başarılı olacağına inanıyorum. Hepinizin başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dualarımız sizinle. Türk gençliğiyle. Kendinize iyi bakın.